elektroskop ne işe yarıyordu? Bir cismin yüklü olup olmadığını belirlememize, belirlememize yarayan bir araçtı biliyorsunuz. Şimdi şekilde bir elektroskopumuz var. Hani topuz kısmını şu kısım, yaprakları da şu kısım kabul edeceğiz. Şimdi nötr dediğimiz zaman şu kavram yanılısından vazgeçelim lütfen yüksüz diye bir kavram var. Lütfen bunu e, silelim zihnimizden. Artı yükleri, eksi yüklerine, pozitif ve negatif yük eşitliği var. Böyle bir eşitlikte biz buna nötr diyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar pozitif varsa o kadar da negatif var ve nötr oluyor bu. Şimdi nötr elektroskopun yaprakları kapalıdır. Niye? Çünkü bu artı bu eksiği çekiyor. Bakın bu artı bu eksiği çekiyor. Arada bir elektriksel çekim var. Eğer burada herhangi bir fazlalık olsa yani şu iki eksiyi silsek buradaki artılar ne olacak arkadaşlar? Birbirlerini iteceği için bu yapraklar bu şekilde açılıyor. Daha çok yük birbirini itiyorsa daha çok açılıyor. Şimdi bu nötr elektroskoba şuradaki negatif yüklü çubuğu yaklaştırıyoruz. Bakınız yaklaştırdığımızda ne olacak? Ne olması gerekir sizce? Öncelikli olarak onu ifade edelim. Şimdi negatifler negatifi iteceği için şuradaki fazlalık negatifler topuza doğru inecekler. Topuza doğru inince negatif fazlalığı birbirini itecek ve yapraklar açılacak diyeceğiz. Bakalım nasıl oluyor? Yaklaştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yaklaştıralım bir saniye. Şunu alalım. Şimdi elektroskobu yaklaştırıyorum arkadaşlar. Bakınız yaklaştırıyorum etki alanının içerisine girdi bak. Etki alanının dışındaydı. Buradayken dışında. Hani o elektriksel alan kavramı üzerinde durmamız gerekecek. Birazcık daha yaklaştırıyorum. Bak gitti. Bir eksi daha gitti. Eksi gitti. Gitti. Ne oldu? Nötr bir elektroskoba negatif yüklü bir cisim yaklaştırıldığında negatif yükler ne oluyor arkadaşlar? Yapraklara itiliyor. Topuzda da pozitif yük fazlalığı var ve ne oluyor? Negatif yüklenerek yapraklar açılıyor dediğimiz gibi. Daha fazla yaklaştırdığımızda da daha çok negatiflik gidiyor ve negatiflik açılıyor. Gördüğünüz gibi buranın işaretine pozitif deriz. Buranın işaretine negatif deriz. Çünkü negatif fazlalığı var. İşte olay bu gençler. Biz şimdi... Ee, şimdi bu çubuğa... Pozitif... E, <laughs> Şimdi yine nötr elektroskopumuz. Gördüğünüz gibi yapraklar kapalıysa nötr diyorsunuz. Bu nötr elektroskoba ne yaklaştıracağız? Pozitif. Bakınız pozitifi yaklaştırdığımızda ne olması lazım? Negatif yüklerin harekete geçmesi lazım. Hareket eden yük daima negatif yüktür arkadaşlar. Pozitifleri hareket ettiremiyoruz. Unutmayın sakın. Aa bu artı geldi. Bu artılar aşağı itecek. Burada eksiler fazla kalacak diye bir şey yok. Kesinlikle. Negatifler yukarı gelecek. Unutmayın. Bakın yaklaştıralım. Negatiflere yukarı geldiği zaman ne olacak? Pozitif fazlalı olacak ve bu sefer pozitifler birbirini itecek. Bakın yaklaştırıyoruz. Etki alanın içerisine girdik. Bak. Hop bir tane çıktı yukarı. Bir tane çıktı. 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 Yapraklar nasıl açıldı? Bayağı bir açıldı değil mi? Bunu da yaklaştırdık. Gördüğünüz gibi yapraklarda artı fazlalığı olduğu için iki artı burada fazla iki artı burada. Bak bu artı bu eksiği bu artı bu eksiği nötrlüyor. Üstte de ne oldu? Bak burası sıfır, burası sıfır, burası sıfır, burası sıfır. Bak bu aralar sıfırken üstlere ve altlara ikişer tane negatif geldi. Topuz negatif yükle yüklendi diyeceğiz. Yapraklar pozitif yükle yüklendi diyeceğiz. İşte olay bu gençler.